Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Tahlil sonuçlarım çıktı. Evet, gayet iyi, her şey gayet iyi. Bir tanesi bazal karsinom, ötekisi metatipik karsinom. İki tane kanser hücresini yanaklarımdan aldılar. Yani demek ki şu anda problem yok. Nereden anlıyoruz problem olmadığını? Evet, doğru. Şuradaki bazal, buradaki metatipik. Buradakinin tehlikesi hemen hemen hiç yok. Buradaki metastaz yapma tehlikesi var. Ama doçent, doktor, sevgili kardeşim Özgür Başalan tam da soy ismine yakışır bir şekilde çok başarılı bir operasyondan sonra ikisini de tam bitecek ölçüde almış haliyle. Bundan sonrası problem yok. Bunda zaten pek problem olacağı yok. Onda da olmaması için tedbir alacağız. Tedbir ne? Abi, güneşe tedbirsiz çıkmamak. En azından güneş kremi, güneşten koruyucu krem sürerek çıkmak. Sadece güneşe değil. Yani güneşli bir havada, gölgede de olsanız ultraviyole ışıkları sizi gelip buluyorlar canlarım. Onun için ben Bill Gates'i çok seviyorum. Yukarıya kireç taşı tozu atıyor ya stratosfere, inşallah. Şurada daha 70-80 senelik bir ömrümüz var. 70-80 sene sonra da artık büyürse kanser olur ama o güne kadar da Bill Gates bu işi inşallah çözecek. Bir başka iyi tarafı da, beni umutlandıran tarafı da, biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten dolayı sürekli yargılanıyorum. Başka? Bir de bu çok akıllı, çok zeki var ya bazı milletin bir kısmı. Hala %47'si bu fakirliğe, fukaralığa rağmen, bu yoksulluğa rağmen, bu acıya, çileye rağmen benim oyum Erdoğan diyormuş ya. Öyle diyorlar kimileri. Ben demiyorum işte. Birileri söylüyor. Araştırmacılar söylüyormuş bunu. Diyenler var. Böyle olduğunu söyleyenler var. İşte onlara hakaret etmişim bir de. Onlara hakaret ettiğim için de yargılanıyorum. İki tane de ceza aldım biliyorsunuz. Hapis cezası. Bir tane de RTÜK Başkanı'na hakaretten hapis cezası aldım. RTÜK üyelerine. Neyse. İyi tarafı ne? İyi tarafı ne abi? Cezaevine girersem güneş yok. Güneşten korunacağım. Bundan güzel iyi haber olur mu ya? Canlarım benim. Her şey çok güzel olacak ya. Canlarım be. Hayat doğumla başlayıp ölümle biten bir süreç. Değil mi? Doğum belki o kadar çok gerçek değil ama ölüm kesin bir gerçek. Hayatı güzel kılan ne? Ölümün kapımızı ne zaman çalacağını bilmeyişimiz. Demek ki öleceğimi zaten biliyorum. Hepimiz biliyoruz öleceğimizi. Ama neyi bilmiyoruz? Ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Şimdi günün diğer neşeli haberlerine gelelim. Kaşıkçı cinayeti. Adamcağızı Türkiye'deki, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda adeta tuzak kurarak davet ettiler. Etmişler belli ki. Ama ilginçtir. Nişanlısı da o adamın o konsolosluğa girmesini kabul etti o günlerde. Neden kabul etti bilmiyorum. AKP milletvekillerinden halen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yasin Aktay da o adamcağızın oradan sağ çıkmayacağını bile bile aslında oraya girmesine adeta bir bakıma destek verdi. Neymiş efendim? Hatice Hanım'la Cemal Kaşıkçı evleneceklermiş. Resmi bazı izinlerin Amerika Birleşik Devletleri konsolosluğundan alınması gerekiyormuş. Kardeşim, neden Türkiye'deki başkonsolosluktan? Allah Allah. Neden Amerika'dan değil? Cemal Kaşıkçı merhum aynı zamanda Amerikan vatandaşı. Değil mi? Amerika'da bu olamazdı. Amerika'da böyle bir cinayet işlenemezdi canlarım. Neyse. Hatice Hanım, dosya Türkiye'den Suudi Arabistan'a gönderilip alın bunu temizleyin denilince dava açtı. Davada hemen karar verirdi. Yani itiraz etti. Böyle bir şey olur mu? Bu yargılama Türkiye'de yapılsın dedi. Ağır Ceza Mahkemesi kararını hemen verdi. Hatice Hanım'ın talebinin reddine. Yani merhum Kaşıkçı'nın nişanlısının talebinin reddine. Neyle? Oy çokluğuyla. Ağır Ceza Mahkemesi reisi davanın itirazın kabulü yönünde oy kullandı. Peki diğer iki üye, onlar Hatice Hanım'ın talebinin reddine karar verdiler. Canlarımız artık o dosya gitti oraya. Geri gelmez zaten
çürüttüler dosyayı. Kim dedi? Adalet ve Kalkınma Partili bir yetkili. Zaten faili yok dedi. Değil mi? Hatırlıyorsunuz, faili yok dedi. Acı olan ne o zaman? Acı olan ağır ceza mahkemelerinde reis genellikle deneyimli, tecrübeli, yaşı belirli bir yaş ortalamasının üzerinde olan, gerçekten hukukun üstünlüğü ilkesine inanmış kişilerdir. Onlar adil yargılama talebinde bulunurlar. Genelde Türkiye'de de böyle. Her şeye rağmen hala böyledir. Ama ikisi de kasten oraya konmuşsa, isim vermeyeceğim bazı davalarda olduğu için, mahkeme reisi bir başına kalır. İki, teşkilatlardan gelmiş, siyasi parti teşkilatlarından gelmiş iki genç üye ise adaletin değil, kendilerine verilen emrin çerçevesinde o emri yerine getirmek amacıyla oy kullanırlar ve masumları cezaevlerinde tutarlar. Ne yazık ki böyle. Düzelecek, geçecek, elbette geçecek. Böyle devam etmesi mümkün. Kur korumalı mevduat hesabı uygulaması ile birlikte Türkiye'de kazananlar oldu, kaybedenler oldu. Kazananların kim olduğuna baktığımız zaman karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor canlarım. Bankalar kesin kazandı. Neden kazandı? Zaten amaçlardan bir tanesi bankaları kurtarmaktı. Çünkü bankalar hemen hemen batma aşamasına, batma noktasına gelmişlerdi. Öncelikle mesela yine bunlardan bir tanesi bankaları, büyük güçlü bankaları kurtarma operasyonlarından birisi Türk Telekom'u o bankaların elinden almak ve onlara karşılığında, hisselerin yarı hisse karşılığında 25 milyar TL nakit taze para aktarmak oldu. Bunu biliyoruz. Başka kur korumalı mevduat hesapları ile de onların sadece %14 faiz ödemelerine, ondan sonraki kur artış garantisinin ise hazine tarafından karşılanmasına karar verildi. Mesela şimdi normal şartlarda faizler normal seviyesinde getirilmiş olsaydı bankalar sadece bir haftada 12 milyar lira faiz daha ödeyeceklerdi. Bu bir ay içinde 48-50 milyar lirayı bulacaktı. Ya da şöyle yapalım. 12 liradan başlayan bu süreç, dolar büyük ihtimalle bugünkü enflasyon oranlarına bakarsak ve gidişe bakarsak bu sene içinde 20 lira ile tamamlanacak. En iyi ihtimalden bahsediyorum. 8 lira kur farkı var. Eğer yine bu süreçte 100 milyar, yani yaklaşık işte 1,5 milyar TL döviz mevduatına ya da kur korumalı mevduata geçerse, 100 milyar dolardan bahsediyorum, 8 ile çarpın, 800 milyar lira bankalar faiz yükünden kurtulacak. 800 milyar lira, 800 katrilyon yani, 800 katrilyon lira faiz yükünden kurtulacaklar. Demek ki en çok kazanan bankalarmış. Haliyle ben bundan sonra Türkiye'de banka batışı beklemiyorum. Fena mı oldu? Tabii ki fena olmadı ama neye rağmen? Buna literatürde Pirus zaferi derler. Roma komutanlarından Pirus. Evet, savaş kazandı. Savaş kazandı ama zafer meydanında çocukları dahil herkes ölmüştü. Ayakta kalan bir tek kendisiydi. Savaşta da karşı tarafta kimse kalmadığı için kazanmıştı. Buna Pirus zaferi denir. Zaferse eğer, ki bana göre zafer falan da değil canlarım. Başka, Türkiye'ye yüksek faizle borç veren dış ve iç güçler kazandı. Tabii hem dış güçler hem iç güçler. Neden? CDS primleri acayip arttı. Bunların artış nedeni de Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine, yürütmeye, devletten demem. Benim devletim her zaman güvenilirdir. Çünkü bunlar gittiğinde Türkiye'ye, Cumhuriyet Devleti'ne olan güven yeniden tesis edilecektir. O bakımdan endişemiz yok canlarım. CDS primleri artınca faizler acayip yükseldi. Yılda %8 faiz dövize, %8 faiz ödeyen bir devlet haline getirdik. Yılda %8 faiz döviz üzerinden. Bunu kur artışlarıyla da bakarsanız, ödemeler Türk lirayla yapıldığında felakettir bu. Evet, demek ki kur korumalı mevduattan kazananlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne
devletine yüksek faizle borç verenler. Ya. Geçelim üçüncü kazananlara. Gayrimenkule yatırım yapanlar kazandı. Hem de ne kazanmak? Müthiş paralar kazandılar. Gayrimenkul fiyatlarını biliyorsunuz. Acayip. Artık bir memur emeklisinin emekli olduktan sonra kıdem tazminatını verip ev sahibi olabilme ihtimali sıfır. Çalışırken zaten sıfır hiç alamaz. Hangi birikmiş parası olacak ki? Karnını doyurmaktan başka hiçbir hedefi olmayan bir ücretli, bir maaşlı, sabit gelirli birisi nasıl para biriktirecek ki? Aksine her ay sonu geldiğinde mutlak surette birilerine yeni borç takmış olarak hayatını sürdüren. Bunların nüfusa oranı ne biliyor musunuz? En son yuvarlak değil, net %86. Halkın sadece %14'ü rahat bir yaşam sürüyor. Sadece %14'ü. Gayrimenkul alım satımı da zaten aslında bu %14'lük kesim yapıyor. Onlar sürekli kazanıyorlar. Başka gayrimenkul işi yapanlar, yani emlakçılar kazandılar. Bundan sonra da emlakçılarla ilgili acayip bir karar daha çıktı. Acayip. Mesela somut örnek Fas örneği veriliyor. Fas'ta konut satışı için bir fuar açıldı. Giderseniz orada emlakçı olarak fuarda bir stand açarsanız devlet size 1.8 milyon lira hibe para veriyor. Hibe. Evet, karşılıksız para veriyor. Git benim reklamımı yap diye. 10 tane emlakçı gitti mi 18 milyon lira para. Niçin? İşte 18 milyon emlakçı oraya gidecek. Faslılara belki 300-500 belki de 1000 faslıya 400 bin dolar, tanesi 400 bin dolardan asgari emlak satacak. 1000 faslı yurttaşımız olacak aynı zamanda. Ama o 1000 faslı da 400 bin dolar asgari daire aldığı için 400 milyon dolar Türkiye'ye giriş olacak. 400 milyon dolar. Yapılana bakar mısınız ya? Biz bu hallere düşecek bir ülke miydik ya? Lütfen bu videoyu izledikten sonra vaktiniz, fırsatınız varsa ki ayırın ve hemen Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyun. Evet. Gaflet, dalalet ve ihanet içinde olanları daha o zamanlardan gören o büyük iradeye, o büyük beyne olan hayranlığınız bir kez daha artsın canlarım. Başka kazananlar kimler? Yap işle devlet müteahhitleri. Neden? Kurer yükseldikçe onların da tahsilatları artıyor. Evet, işin ilginç tarafı da bu yükümlülükler döviz ile ödenmeyecek şartnamesinin dışında bırakıldı onlar. Devlet kendi alacaklarını da, kendi borçlarını da döviz olarak ödeyecek. Döviz olarak. Yani beşli çete dedikleri o müteahhitler devletten olan alacaklarını, yani sizden, bizden, milletten olan alacaklarını dövizle tahsil edecekler yine. Onlarda problem yok canlarım. Başka iktidarla yakın ilişki içinde olan ve kamu bankalarından kolayca kredi alanlar. Onlar hala krediyi %9 faizle, yıllık %9 faizle alabiliyorlar. Enflasyon oranı yıllık %61. Kamu bankaları onlara %9 ay yıllık faizle para veriyor. Al o %9'luk faizi, git istersen döviz al. Efendim ama artık fatura, işte pro forma fatura, yani ön fatura kesiliyor. Satın alınma yapılacak olan yere banka parayı ödüyor. Ne olacak sonra? Orayla anlaşıyorlar. O firmalarla, buzdolapçıyla, televizyoncuyla, çamaşır makinacıyla, otomobilciyle anlaşıyorlar. Canlarım benim, güzellerim benim. Ve neler dönüyor, neler. Ha, bu şartları, bu imkanları kendi yandaşlarına verenler o dönen dolaplardan haberdar değil mi? Tabii ki haberdarlar. Haberdar olmamalarına imkan var mı? Her şeyi biliyorlar, her şeyi farkındalar. Zaten her şeyi de bildikleri için böyle yapıyorlar. Başka? İşte bu döviz ve dövize endeksli mevduat sahipleri. Döviz ve dövize endeksli mevduat sahipleri kazandılar. Hem de ne kazanma? Kim kaybetti? 100 kişi de 86 kişi kaybetti. Bunların ne köprüleri var, ne devletle imzalanmış garantili gelirleri var, ne bankalarda paraları var, ne bankaları var, ne gayrimenkul işi yapabiliyorlar.
ya da gayrimenkul satın alabilecek kadar güçleri var. Ne kadar sürer, ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum canlarım. Ama daha fazla sürmemesi için sadece dua ediyorum. Hepinizi sevgiyle de gözlerinizden öpüyorum. Bütün bunlara rağmen ben nasıl ki enseyi karartmıyorsam, bu yaşadıklarımdan, bu çektiklerimden mutlaka mutlaka zaferle çıkacağımdan eminsem, siz de lütfen bütün bu yaşananların bir kabus olduğunu, mutlaka geçeceğini, uyandığınızda yepyeni güzel bir Türkiye'de gözlerinizi açacağınızı inanın canlarım. Lütfen inanın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.